Merhabalar gençler. Bugün yepyeni bir deneyle karşınızdayım. Ateşli deneyleri daha çok sevdiğinizi biliyorum. Bugün yine biraz ateşli bir deney yapacağız. Öyle değil mi asistanım? Evet. Biliyorsunuz ki asistanı her zaman çok iyi. Bugün bakalım duman yanacak mı? Asıl ilk yapacağımız ve ana deneyimiz bu. Daha sonra dumanla alakalı birkaç deney daha yapacağız. Ve en son alkolle yapacağımız bir deneyle, yani daha doğrusu kolonya ile yapacağımız bir deneyle deneyi sonlandıracağız. İlk önce yapacağımız deneyle alakalı malzemelerimize bir bakalım. Alüminyum folyo lazım bana. Alüminyum folyo, bildiğiniz folyo. Hani o annemizden çaldığımız folyo. Çakmağımız var burada. Kibritimiz var. Markasını söylemiyorum. Bir tane pet şişemiz var. Cam olursa daha iyi olur. Burada yine markasını söylemediğimiz kolonyamız var. Alkollü olur. Burada da iki tane bardağımız var. Bildiğiniz normal cam bardak. Ve güvenlik önlemi olarak suyumuz var. Bunlar da durmadı genelde. Ve tabii ki bir kalemle bir de makasımız var. Burada bu deneyimiz için gerekli olan. Şimdi ilk önce bizim bir kalem ve kibritin sığacağı miktardan az daha fazla folyoya ihtiyacımız var. Bunu keseceğim. Kesiyorum. Şöyle önce ortadan keseyim. Çünkü bana fazla gelecek. Daha sonra şöyle de kesiyorum. Bana bir kalem ve kibritin sığacağı miktarda büyüklükte folyo lazım. Buraya sığar. Şöyle kalemimi koydum. Bunun arkasına kibritten de 3 tane çıkartıyorum. 1, 2 ve de 3. Hadi 4 olsun. Benden kıymetli mi? Değil. Öyle miyiz asistanım? Evet. Kullan. Nasıl olsa mutfaktan geliyor diyor. Ben sana aldırırım diyor. Gördüğünüz gibi şöyle koydum. Kibritler başları ileriye gelecek şekilde. Kalem de geriye gelecek şekilde ve sarıyorum. Sarıyorum. Sardım. Sardım gördüğünüz gibi. Bundan sonra sana yaprak sardım. Sen sarıyorsun. Evet çok güzel. Ben her zaman sercim eski sercilerden üstüm kaldım. Tabi üniversite hayatımızda her şeyi yaptık. Ve lokma bile yaptık. Sarma ne ki? İyi yavrum. İyi. Kızlar bizim elimize su dökemez. Burada deney yaptığımız gibi sen yemek yapmayı da biliriz. Aç kalırsan. Çok gaza geldim. Gördüğünüz gibi şu şekilde sardım. Ve şimdi kalemi çıkartıyorum ucundan. Anladın mı açtığını? Evet anladım. Burada kibritler duruyor yani şu an. İlk önce ana deneyimizi yapıyorum. Şişemizi aldım. Ve alüminyum folyoyu şu şekilde sardım. Bıraktım. Çakmakla kibritlerin olduğu yeri yapıyorum. Gördüğünüz gibi aniden kibritler yanınca şişemin içi duman doldu. Folyonda gördüğünüz gibi görüyorsunuz beyaz bir şekilde oluştu. Duman dolu yani şu an içi. Bunun içerisine alkol ya da kolonya katacağım. Şeyler olacağını hissediyorum. Çok korkuyorum bir gün evlenecektim. İnşallah yapmayacağız. Ve çalkalıyorum. Çalkaladım. Çalkaladım. Ve çalkaladım. Bismillahirrahmanirrahim. Kibritimi yaktım. Ve içerisine çok çılgın olmadı mı? Gördüğünüz gibi içinde duman kalmadı. Ya da çok az kaldı. Biraz şişemizi değmiş. Niye böyle oldu acaba? Şimdi ilk önce biz
Şimdi dumanın akışkanlık deneyimi de yapalım. Bakalım duman akabilen bir şeymiş. Yine ben buradan ondan sonra daha sonrasında bunların hepsinin açıklamasını yapacağım. Yine ben bundan bir kalem ve bir kibritin sığacağı kadar kestim. Yine ben buna 3 tane kibrit sarıyorum. Arkasına bir kalem yükünde. Nasıl güzel oldu mu asistanım? Sevdin mi deneyimizi? Çok güzel oldu. Gerçekten. Evet. Korktun mu? Evet. Dedim gidiyoruz bu sefer. Biraz sonunu da evi yakmayalım. Bilim uğruna. Bak Madame Curie ile şey kocasıyla garip var diyor Curie'nin. Bunlar gibi olacağız ha. Bilim uğruna. Evet. Kanserden ölmüştü evi alabiliyor musun? Adamlar tabi o zaman yok deneyden değil. O zaman tabi bu hani radyoaktif elementleri falan eliyle alıp aa bu neymiş lan deyince. Gördüğünüz gibi ben yine kibritlerimi sardığım folyoyu içine kalem de olacak şekilde yine bir sarma şeklinde oluşturdum. Ve kalemi çıkarttım. Işığı açsam mı daha net görünür acaba? Evet, ışığı aç bakalım. Şöyle. Ben çakmam nerede ben? Burada. Şöyle ben. Bu tarafta da şişemiz de yamulmuş. Bir tarafta tabii içinde duman olduğu için sıcaklıktan dolayı. Yine ben yakıyorum kibritimizi. Bir yanamadılara. Gördüğünüz gibi içerisi duman dolu. Bakalım diğer bardağa akabiliyor mu bu duman? Acaba attı. Buradan da buraya girip bunu da aktı. Çok güzel. Güzel değil mi? Çok güzel. Sanki suyu oradan oraya atmışsın. Su misali yaktı duman. Gördüğünüz gibi duman yani gaz. Hoppa. Akışkan bir şey. Ve son olarak ben bir şeyi daha göstermek istiyorum. Hani az önce bizim alkol de koyduğumuz, duman da koyduğumuz şişe aniden yanmıştı ve devamında yanmamıştı. Acaba sadece kolonya koyduğumuz şişe ya da bardak ne yapar? Bunu da bir görelim. Arkasından açıklayalım. Gördüğünüz gibi kolonyayı bardağın içine döktüm. Bir de böyle denemek istedim. Hiçbir duman falan, ateş hiçbir şey yok. Kibritimi yaptım ve içine attım. Gördüğünüz gibi, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sadece kolonya koyduğum zaman ya da alkol koyduğum zaman benim alkolüm yanıyor ve yavaş yavaş yanmaya devam ediyor. Yani burada dumanlı kolonya olduğu zaman duman aniden kolonyayı tamamen buharlaştırıyor ve yaktığımız zaman da aniden patlama oluşturuyor. Yani artık deneylerimizi açıklayabiliriz. İlk deneyimizde ilk önce biz şişeyi dumanla doldurduk. İçine alkol de katıp çalkaladık ve alkol de buharlaşmış oldu. Yani dumana karıştı. Dolayısıyla biz içine ateş attığımız zaman aniden bir patlama gerçekleşti ve tamamı yandı. İkinci deneyimizde biz ne yaptık? İkinci deneyimizde de bardağımın içine dumanı doldurdum. Alüminyum folyo ile yaptığım boru vasıtasıyla. Buradaki duman yani gaz akışkan olduğu için diğer bardağa da geçebiliyor. Burada dumanın akışkanlığını yani gazın akışkanlığını gördüm. Son deneyimizde de bardak da bayağı sıcak. Son deneyimizde de alkolün
normalde nasıl bir davranış gerçekleştirdiğini göstermek istedim. Normalde alkol yanıcı bir şey. Sudan daha küçük sıcaklıkta tabii ki su zor yanar da hani sudan çok çok daha ya da başka maddelerden çok çok daha küçük sıcaklıklarda yanabiliyor ve yavaş yavaş yanıyor. Bunu göstermek istedik. Deneyimiz bugünlük bu kadar. Patlayan dumanı göstermiş olduk size bugün. Deneyimi beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmuyoruz. Ve abone olursanız şu taraftaki abone ol butonuna basarsanız daha da mutlu oluruz. Ve başkalarını tavsiye ederseniz ve paylaşırsanız en mutlu oluruz. Ben ve asistanım, sen de bay bay de. Bay bay. Size iyi günler diliyoruz. Görüşmek dileğiyle bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.